Merhaba arkadaşlar. Bugün dudak çizimi nasıl yapılır onunla alakalı güzel bir video hazırlamak istedim sizlere. Dudak çiziminde aynı diğer portre çizimi, figür çiziminde olduğu gibi anatomik yapıyı ortaya çıkarabilmek için aks çizgileri kullanıyoruz. Yani yatay ve dikey. Dikey çizgimizi yatay çizgimizin ne kadar oranla sağına, soluna ya da ortasına koyarsak o kadar sağa ya da sola ya da tam direkt karşıdan görünüşü elde edebiliyoruz. Her zaman sizlere bahsettiğim gibi işin özü anatomik olarak doğru yapıyı ortaya çıkarabilmek. Yani doğru desenle doğru çizimi ortaya çıkarabilmektir. Mesela farklı bir açıdan portre çizimi yaptığımız zaman aks çizgisini yani ortadaki aks çizgisini portre çizimlerinde ya da dudak çizimlerinde ne kadar aşağıya indirirsek ya da ne kadar yukarıya doğru indirirsek yaptığımız çizimin yönünü de o kadar doğru bir şekilde belirtmiş oluruz. Her zaman ne diyorum? Işık gölge daha sonraları gireceğimiz evrelerdir. Önemli olan her zaman dediğim gibi bir inşaat yaparken ilk başta demirleri, tuğlaları doğru, düzgün bir şekilde ortaya çıkarabilmektir. Daha sonra boyasını ya da cephelerini ayarlayabiliriz. Aynı bu mantıkta düşünebilirsiniz. Mesela ortadaki aks çizgisini birazcık daha yukarı doğru çıkarırsak bu sefer dudağımızı alttan bir görünüşe ulaştırabiliriz. Yani bu mantıkta düşünebilirsiniz. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de direkt ışık gölgeye girmek, aceleci davranmak ya da Aniden bir çizimin ortaya çıkmasını sağlamaya çalışmaktır. Bu bizi her zaman yanlış bir yere doğru ilerletecek. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Aks çizgileri bizim için en önemli noktalardan bir tanesidir. Ya da bir matematik problemi çözerken bir konu öğrendiğimiz zaman o konuyu farklı farklı çözüm yollarıyla birlikte çözmedikten sonra konuyu tamamen anlamayız aynı deseni de bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani şu mantıkta aks çizgisini sağa, sola, yana, yatay, dikey, eğri, yamuk hangi biçimde oluşturursak o şekilde bize doğru bir açıdan çizmemizi gösterebilecek demektir. Yani bu mantıkta düşünebilirsiniz. Mesela bu gördüğümüz dudak çiziminde de yandan bir dudak çizimi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İlk başta çizmimizin anatomik olarak değerlerini ortaya çıkardıktan sonra daha sonra ışık gölgeye girerek çizmimizin üç boyutlu halini ortaya çıkararak çizmemizi de tamamlayabiliyoruz bu şekilde. Bugün size böyle farklı farklı açılardan dudak çizimi videoları hazırlamak istedim ve zamandan da kazanmamız için birazcık da hızlandırdım. Amacım bu videoda birazcık daha işin pratik yollarını, püf noktalarını sizlere anlatabilmek. Yani bir şeyi hemen aniden olsun demektense yavaş yavaş adım adım doğru oran ve orantıları ortaya çıkararak doğru bir çizme ulaşmayı amaçlamaktır. Yani böyle düşünebilirsiniz. Yandan, önden ya da arkadan ya da herhangi bir açıdan bir çizimi elde edebilmemiz için bunu sadece dudak çizimi olarak da düşünmeyebilirsiniz. Bunu her türlü figür çizimi olsun, portre çizimi olsun ya da farklı bir obje çizimi olsun, natürmort çizimi olsun, perspektif çizimi olsun. Her türlü çizimde ilk başta düşünmemiz gereken konu hangi açıdan olaya baktığımızdır. O yüzden hangi açıdan olaya baktığımızı öğrendikten sonra daha sonra aks çizgileriyle birlikte yönünü belirliyoruz daha sonra bunu anatomik bir yapıya uyarlayarak ışık gölgeye o şekilde giriyoruz. Yani olayın özü aslında tamamen bu çok fazla dudak çizimi, göz çizimi, kaş çizimi, burun çizimi, kulak çizimi tarzında bu tarzı yorumlar geldi. Ben de önceden hazırladığım bir videoyu bu şekilde size daha detaylı bir şekilde, daha hızlı bir şekilde anlatabilmek için böyle bir e, video yapma gereksinimde bulundum. Çünkü bildiğimiz üzere sınavlarımız da yaklaşıyor ya da çizemediğimiz farklı farklı e, organlar var. Örnek veriyorum el var, ayak var ya da portre çizimi olarak düşünürsek burun var, göz var, ağız var. Ben de bu şekilde size bugün böyle bir video hazırlamak istedim. Mesela son Dudak çizimimizde böyle bir frontal duruş elde edebiliriz. Dudağın açık ya da kapalı ya da yandan olması hiç önemli değil. Sadece aks çizgilerini doğru bir şekilde ortaya koyduktan sonra aslında dudak çiziminin ya da diğer farklı göz çiziminin, burun çiziminin ne kadar basit olduğunu anlatmak istedim sizlere birazcık. Bugün sizlere böyle bir video hazırlamak istedim. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa Videoyu beğenerek, yorum yaparak bana hem maddi hem manevi destek çıkarsanız mutlu olmuş olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.